Merhabalar arkadaşlar, Sonorama ekranlarına hoş geldiniz. Black Ops serisinin ikinci oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanalıma destek olmak için abone olabilir, videoları beğenip yorum atabilirsiniz. Şimdiden desteğiniz için teşekkür ediyorum. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. İyi eğlenceler, keyifli seyirler. Şimdi bir sonraki görevimiz neymiş ona bakalım. Eski yaralar diyor. Afganistan'a gideceğiz. 1986 yılına yine geçmişe gideceğiz. Yine Alex Mason ile oynayacağız. Menendez'in karteli hakkında bilgi topla diyor görevimiz. Şöyle silahlarımıza bakalım. Galil açılmış abi. Galil'i almamız daha mı iyi? Aslında fal daha iyi hala. Makineli silahlar diyor abi. Bunlarda güzel bir şey var mı? MP5 iyi gibi tabii ki. Pompalı var. Olympia var açık olan şu an. Hafif makineliler var. Burada da RPD açık. Aslında bu da güzel olabilir ha. Keskin nişancı tüfeği var. Tabanca var. Var da var. Biz falı alalım abi buraya. Şunu takalım. Eklenti olarak genişletilmiş şarjör alalım. Afganistan'a gideceğiz aslında. Bu tarz bir düğümünü alsak iyi olabilir. Ayarlanabilir atışı yine takalım. Tamam. Şimdi ikinci silahımızı seçelim. Aslında herhangi bir şey değişmiyor Makarov'la M1911 arasında bir değişiklik görmüyorum. Ama ben M1911 alacağım, daha hoş gözüküyor. Silah eklentisi, acaba silah eklentisi değişiyor mu, ona bakalım hemen. Önerilen bu diyor çünkü. Yok, ikisinde de aynı şey var. Ben yine bunu seçmek istiyorum. Genişletilmiş şarjör eklentisini ekledim. El bombası ve flash bombasıyla devam edebiliriz. C4'ü ekstra alamıyorum şu anda. Tamam. Erişim kitinde herhangi bir şey ekstra yok. Daha doğrusu özelliklerde. Tamam, çıkıyorum abi ve görevi başlatıyorum. I can't figure out Menendez without getting inside his fucking head. Salazar, you grew up in Nicaragua during his rise to power. You know his legends better than anyone. Tell me, why does he hate us so much? Tu primera guerra fría. As a boy, he witnessed the country's rape and murder his people. 1972, there was a colossal earthquake. His family lost everything. A year later, the only thing he ever loved, his sister Josefina, was crippled in a fire. Raul and his father started over, sold drugs for easy money. They became rich, powerful legends of Managua. The Menendez cartel was all but untouchable. So the CIA took out Raul's father in a US sanctioned assassination. Right, so now Menendez fucking hated America and started running guns in Afghanistan for his own private army. CIA got wind of it, went on the hunt for him in Kabul. That was the photo Wood showed us in the vault, remember? See that handsome bastard? That's me. The only one's your father. After Nam. The numbers and all that? I mean, he was one dangerous son of a bitch. It's showtime, Mason! What'd you see, Woods? Sand. Sand and more fucking sand. Hudson's contact's on his way. You reckon we can trust the Chinese? We can't hear. They've been supporting the Mujahideen same as us. You know, if Russian was in Afghanistan, they'd be looking at China next. No one likes the Russians, huh? You know me. I don't like anyone. You might want to get your head down. Take it easy, Sal. Deliver the weapons. Now, what about your end of the deal? I will take you to the leader of the Mujahideen. He can help you find Raul Menendez. We have fresh horses. We'll follow. Oh shit. Let's do it. Ay, ata mı bineceğiz? Mason, it's Hudson. Did you make contact with Zhao? We're on our way to the Mujahideen camp now.
Mücahit. Here must remain 100% deniable. There will be serious consequences if Russia learns of our involvement in Afghanistan. Tamam, sıkıntı yok. Kimseye söylemeyiz. Ata araba gibi sürüyoruz bu arada. Ama at binmemiz bile bu oyun için fazla. We must hurry. We believe the Soviets are about to launch an attack on the camp. Major, keep it up up here. Bu koşuyor halimiz değil miydi? Bir de koşuyoruz. Vay, oğlum geçtim lan hepinizi. Bu koşacağına. İnmek için F'ye bas. İnelim abi. This way. Niye yavaşlıyoruz abi böyle ya? Yürüme efekti yapmışlar ama çok başarılı olduklarını söyleyemem. If a Russian attack is indeed imminent, you're gonna need all the help you can get. I've arranged for a couple of specialists to act in an advisory capacity. Here they are now. Roman, this is Woods and Mason, my two best men. We need weapons, not soldiers. This should be good. Just so we're clear, we hold off the Russian attack, you give us what you have on Menendez. Our base is here. Any advance will come through one of the narrow passes leading into the valley. I know this. Our men defend these mountains. Our weapons will give them an edge. That's a bullshit plan. You're talking about the Russian army here. They come at you with brute force, which means strength in numbers and heavy armor. Are your men ready for that? They have no experience with the weaponry we brought. And we do. We belong on the front line. Gun. Yalla! Yalla, Borobirun! You have faith in your plans, America. Faith's out. Let's rock it. Ya oğlum ben ilk oyunda neler yaptım ya, siz bir bilseniz. We cannot allow them to enter the valley! Settle up, baby! İndim, hadi. Hadi koçum benim. Allah. This may be tougher than we thought. We got him dropping infantry right in front of the camp. Wait up there, who's that name? Just get to the choke points and hold back their armor. Buradan gidiyormuşuz. Koş oğlum. Lan. İndirdik bunları da. Bunlar bizimkiler mi? Bizimkilermiş. Lan Allah. İnelim artık şu attan. Lan sıkıştım. Allah. Bir bomba atalım ona. Patlar mı? Oğlum şu nasıl ölecek?
Lan! Öldün mü? Ölmedim. Lan Allah kahretmesin. Şu zırhlı aracı nasıl indireceğiz abi? Bence koşa koşa tarafa gideceğiz. Allah Allah. Burada kimse yok. Tamam, silahlar burada, bazuka burada. Aldım abi. BTR's history. Okay. BTR'ları indirdik abi. The Mujahideen can handle infantry. Mason, put a grenade charge under the archway. Let's make damn sure no more vehicles make it through here. Tamam, bunları da temizledik. Blank attık onlara. Burada da varsa temizleyelim. Bunlar bizden. Tamam, geriye gidiyorum o zaman. Kimse yok lan orada da, var mı? Varmış. Neyse, atımıza geri döneceğiz galiba. Ha, ne buna? Krater bombası. Yerleştir abi. Vay, büyük bir bomba ismi gibi. Krater yaratıyor galiba. Hop. Geçtim. Kaçın geri, kaçılın. Patlattım valla. İndim abi, koş. Brute force and strength in numbers. You expected such a fight. Charger değiştir. Yine abi. Olmadı. Niye olmuyor? Gel buraya. Nereye gidiyorsun? Aa, yok olmadı lan. Yok olmadı neyse. Patlamadı. Tamam. Yok et diyor hala. Şuraya gidelim. Aha. Tamam, birini indirdim. Bunu da indirmem lazım. Tamam. Ha, kilitlene de biliyormuş. 5'e basınca. Galiba. Bu tarafa giderim. Allah, ölüyoruz.
Kaç. Ezebiliyoruz neyse ki düşmanları. Heh, tamam, bu şekilde kilitlenebiliyoruz. Hani patlamadı? Allah. Kaç. Başımızda daş mı yağıyor, ne oluyor? Bu ne lan? Gelelim abi şundan. Başka var mı? Lan pardon. Atın totosunu kestik. Lan o bizim adam. Oraya nasıl çıkacağım? Buradan çıkabilirim galiba. Lan ne oluyor? Öldüm. Tamam, öldüğüm yerden doğdum lan, çok iyi. Bu neymiş? İstihbarat. Aldım abi. Koş. Lan bana ateş etmeyin. Hudson, the ammo cache is ours. You fight bravely, American. Mason, return to base. We have a problem. What kind of problem? Ne o? Sür diyor. Oğlum yuhunuz, nereden vuruyorsunuz beni ya? Ha, şunu değiştireyim de ne olur ne olmaz. Tabanca yok mu ya? Burada merdiven varmış. İnebiliyoruz böyle. Bu çağıramıyor muyuz ya atı? Geldim geldim. Bu tarafa doğru gitmem gerekiyormuş. Karargaha gidiyoruz galiba. The old man was one tough son of a bitch. Bet your ass he was. Kravchenko basically carved a hole in his head and he sucked those fucking numbers in there, and he survived that. No, Mason said he didn't see those numbers anymore, but I don't know. Not so sure about that. Mason. This isn't over yet. Yo, bu ne oğlum? The Russians want to give us one last display of brute force. Let's give them one last display of courage. You with me? Haydi.
Yallah. Oğlum o tankı nasıl patlatacağız? Allah. Atlarla üstüne gidiyoruz. İnanılmaz saçma bir plan. Tamam da oğlum nasıl kaçayım koca atın altından? Neyse, bir daha deneyeceğiz. Tankın üstüne sürüyoruz ya. Tamam. Şimdi ha, kenara çekildik. In his eyes are scanning the room. Next thing you know, he's talking to the Russian. Fucking Reznov. Good old Tricky Vic. Woods, maybe I should handle this interrogation. Maybe you stay the fuck out of my way. I got unfinished business with this bastard. I left you to rot in Vietnam, Sergeant Woods. You should be dead. Well, nobody told me. Buddy Rahman tells me you're doing business with a Nicaraguan named Raul Menendez. What do you do for him? Fuck you. You believe in an eye for an eye? Huh? This is a Mujahideen, baby. They'll bury you up to your neck, peel your eyelids back, and leave you to fry in the desert. I'll take you out. Direnmemiz gerekiyor abi. Tell me about me. Öldürmememiz gerekiyor. Bilgi almamız lazım ondan. I salute my boss. That is the Soviet of your brother. Allah, ben öldü zannediyorum bu arada Kravchenko'yu. Ölmemiş. Her taraf tayı. Cuba, Angola, the third world. Why? Yapma. Menendez wants to see you burn. Bence tutamayacağız kendimizi. He's more powerful than you know. He even has people in the CIA. Bullshit! This guy's fucking with us. Lan ben 2 saattir kendimi zor tutuyorum. Menendez told me you must suffer. You face piece of shit. We have you fight the Russians on your side. No. No, you are and always will be our true enemy. Without water and shelter, you may last a day. If you are strong.
So, in a desert buried, the here. Who does your father think rides up on a horse to save us? Tricky Vic. Ha! See? You're just like your old man. No, it wasn't him. That's not. Come on, if you think it was him, don't you think he would have stuck around for a bit, huh? Maybe explain some shit? Evet efendim, burada bölümün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Destek olmak için kanalıma abone olabilir, videoları beğenip yorum bırakabilirsiniz. Şimdiden desteğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.